Bodrumspor sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından olaylar çıktı. Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Bodrumspor sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın sonunda protokol tribünü ve locaların olduğu bölgede gerginlik yaşandı. Rizesporlu bazı yöneticiler localarda oturan Bodrumsporlulara saldırdı. Arbede sırasında Rizeli yöneticiler araya giren polis ekiplerine küfretti. Olayda çocuklar ezilme tehlikesi yaşarken gergin anlar güçlükle yatıştırıldı. Maçın ardından değerlendirme yapan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir şunları söyledi. Evet, özellikle son iki maçtır hakikaten çok trajik iki tane maç oynadık. Çok zor. Özellikle oyunun büyük bir bölümünü iyi oynayıp çok gol pozisyonu harcayıp hiç olmadık yerden iki tane gol yiyip iki tane maçta böyle kaybetmek çok üzücü. Ama bir gerçeğimiz var. Bu gerçeğimizin de altını çizmem lazım. Özellikle kurduğumuz, bu sene mücadele ettiğimiz takımımızın geçen seneki takımımızla hemen hemen aynı şekilde ilerlememiz bence çok önemliydi. Bu sürede 41 puan topladık. Evet, bir ara ilk ikiye oynar gibi bir hava oldu. Dolayısıyla bundan dolayı da beklentiler arttı. Ama bir gerçeğimiz var. Takımımızın bir gerçeği var. Takımımız çoğu şey yapabilir ama böyle maç da kaybedebilir maalesef. Dolayısıyla oyuncularımızla ben sezon başından beri gösterdikleri performanstan dolayı gurur duyuyorum. Duymaya da devam edeceğim. Elimizden gelen mücadele yaptık ama bugün de olmadı maalesef ki. Yine uzatmadan gelen bir golle mağlup olduk. Yapacak bir şey yok, üzgünüz. Toparlamaya çalışacağız. Şimdi geçen sene yaşadığımız lig ortam belli ve aynı takımla bir üst ligde verdiğimiz mücadele belli. Bu kadar kolay olmamalıydı diye düşünüyorum ben kendi adıma. Kaldı ki oynadığımız oyunda, geçen hafta mağlubiyetimizde de hiçbir takım bizi ezip, bizi sürüklese edip maç kazanmadı. Oynadığımız her maçta oyunu domine eden, iyi oynayan bir Bodrumspor vardı bugüne kadar. Yine var ama sonuç alamadık sadece. Dolayısıyla taraftarlarımızın böyle bir sistemi olmasını gayet normal karşılıyorum. Ters bir şey de söylemiyorum. Ama bence hak ettiğimiz bir söylem değildi. Taraftarın istifasını istediği Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'sa şöyle dedi. Oyuncularımı kutluyorum. Son dakikada gelen goller ne kadar çok istediklerini gösterdi. Yani mağlup durumdayken Bodrumspor gibi bir takıma geriden gelip kendi evinde kazanmak önemliydi. O riskleri de aldıktan sonra ve oyunda çok geldiler gittiler oldu. Hem bizim lehimize hem onların lehine. Ama bu deplasmandan kazanmak önemliydi. İnşallah çıkışımıza devam edeceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum, kutluyorum. Bunlar eritleyebilir miyiz? Nasıl öğrendiniz hocam bunu? Teknik direktörün iş sonuca bağlıdır. Dolayısıyla İnşallah bundan sonra mağlup gelmeyiz. Devamlı kazanırız. Devamlı kazanarak yolumuza devam ederiz. Hem bizim açımızdan hem Rize Spor Kulübü açısından Süper Lig'e çıkarız. Ama gerçekten bir kırılma maçı diyebiliriz. Dolayısıyla ya bunlara ben alışayım. Ben 18 yaşında profesyonel hayatıma başladım. O strese, o baskıya, o heyecana, eleştirilere, olumlu olumsuz alışık olduğum için ben çok üzerimde durmuyorum. Önemli olan taraftarın ve bizi eleştirenlerin saygısızca davranmaması, hakaret boyutuna ulaşmaması, istifa her hoca diyorlar. Bunu da normal karşılıyorum ben.